ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar diye bir başlangıç yapamıyoruz sevgili seyirciler. Çünkü az önce Başbakan açıkladı. Afrin'de 3, Bitlis'te'de 1 olmak üzere 4 aslan parçamız, 4 Mehmetçiğimiz şehit oldular. Teröristlerin önceden tuzaklamış oldukları el yapımı patlayıcıların infilak etmeleri neticesinde. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz. Bugün Regaip Kandili, Regaip Kandilinizi de kutlayarak ana haber bültenimizde ilk haberimize başlıyoruz. Sevgili seyirciler, Maski'nin Fatih Sergi Salonu'nda açmış olduğu sergi büyük dikkat çekti. Maski tarafından il genelindeki 17 ilçede yürütülen altyapı çalışmaları sırasında yıllarca Manisalıların su içtiği paslı ve çürümüş borular, Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Fatih Sergi Salonu'nda sergilendi. Sergide hayırseverler tarafından Maski'ye bağışlanan 1842 yapımı su tulumbasıyla su depolarından çıkarılan orak ve yılan büyük ilgi gördü. Gayet doğal, bu normal yani, yılan da çıkar, başka şeyler de çıkar. İçer misiniz? Ben çocukken de girdim, su kuyusuna girdim, içinde yılanlar kaçtı. O suyu içer misiniz peki? İçer misiniz o suyu? İçerim. İçerim. Her yerde olduğu gibi bu tesisatları da yükseltmiş. Elbette ki temiz suyu içmek isteriz. Tesisat ne kadar güzel olursa, ne kadar verimli su içeceğimiz aşikar. Her tesisatımız böyle kaçaklara müsaade edilse yılan da çıkar, çıyan da çıkar. Maski Genel Müdürü Yaşar Coşkun suyun sınırsız bir kaynak olmadığına vurgu yaptı. Gelişen teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmasının yanı sıra eğer gereken önlemler alınmazsa sınırsız saydığımız bu kaynaklar maalesef çok kötü bir miras yediği gibi davranmak suretiyle bu kaynaklarımızın yakın bir gelecekte yok olduğuna hep beraber tanık olacağız. Küresel ısınmanın da ortaya koyduğu etkiyle sadece yüzeysel ve yeraltı suları ile içme su ihtiyacının karşılandığı ilimizde sondaj kuyularında suya ulaştığımız metraj giderek derinleşmektedir. Bazı bölgelerimizde, yörelerimizde 300 metreye kadar inip su bulamadığımız yerler maalesef vardır. Coşkun konuşmasını şöyle tamamladı. Yakın bir gelecekte inşallah geçmişte olduğu gibi günümüzde de Gediz'de yeniden balık tutabilme imkanını insanlarımıza sağlayacağız. 2030 gibi çok uzun olmayan bir süreçte su fakiri ülkeler arasına geleceğimiz su bilimciler tarafından ifade edilmektedir. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıştıklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ziya Elmalı da konuşmasında şunları belirtti. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için anlayışıyla sevdamız olan Manisa'nın en iyi yerlerde olmasının çabasını göstermekteyiz. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak sergi gezildi. Daha şu dipteki bizim arıtma çamuru dediğimiz arıtma çamurumuz, ölü bakteri diye tabir edebiliriz bunu. Çünkü işin özü yenilemek istediğimiz zaman. Sergide Saruhanlı Atık Su Arıtma Tesisinden alınan suda beslenen balıklar, su depolarından çıkan yılan ve orakla, Manisalıların yıllarca su içtiği paslanmış ve çürümüş su boruları büyük ilgi gördü. Sevgili seyirciler, bugün Dünya Su Günü, suyun ne kadar önemli olduğuna da tarihte bugün köşesinde değineceğiz. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 1500 kişilik kandil simidi ikram etti. Şehzadeler Belediyesi Regaip Kandili dolayısıyla 1500 kişiye kandil simidi dağıttı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Manisalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Başkan Çelik kandil simidi alan tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşarak kandillerini tebrik etti. Regaip ve 3 ayların yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Başkan Çelik, bu yeni başlangıçlarda insanların dileği, duası, umudu, sevinci, bolluk ve bereket dolu bir mevsime kucak açmak, kışın zor ve zahmetli yanından kurtuluyor olmaktır. Bu büyük sevinç ve huzurla Allah'ın rahmeti, bereketi, bağışlaması bol bir manevi mevsime 3 aylara girişimizi müjdeleyen bir Regaip Kandili'ni daha idrak ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak 3 ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Manisalı hemşerilerimize 1500 kutu kandil simit ikramında bulunuyoruz.
Bu vesileyle aziz milletimin, cümle Müslümanların ve hemşerilerimin regaib kandilini tebrik ediyorum. Halkımıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm dünyaya hayırlar, bereketler, barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum dedi. Selendi ilçesinde AK Parti teşkilatı tarafından Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere vatan için şehit düşmüş tüm güvenlik güçlerine gözleme ayrı yapılarak Mevlid-i Şerif okutuldu. AK Parti Serendi İlçe Başkanlığı, Regaib Kandili dolayısıyla vatan savunması için şehit düşen tüm güvenlik güçleri için Serendi Devlet Hastanesi bahçesinde gözleme hayrı düzenledi. AK Parti Kadın Kolları üyelerinin yanı sıra ilçedeki kadınların da desteğiyle yapılan gözlemeler halka ikram edildi. Hayırda ayrıca ilçe müftüsü Ramazan Arba tarafından şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okundu. Hepinizin üzerinde oyunlar oynanmak istiyor. Bunun farkına varanlardan eyle yarabbim. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözleme hayrında AK Parti Serendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar bir konuşma yaptı. AK Parti Serendi İlçe Teşkilatı olarak Zeytin Dalı Harekatı ve tüm şehitlerimiz adına düzenlemiş olduğumuz hayır ve mevlidimizi kadın kolları olarak icra ettik. Allah razı olsun. Ayrıca bugünkü kandilimizi de kutluyorum. Mübarek olsun. Allah razı olsun. AK Parti Serendi Teşkilatı olarak Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildirmek amaçlı şehitlerimize ruhlar için bugün böyle güzel bir etkinlikte bulunduk. Allah Mehmetçiğimize yardımcısı olsun. Şehitlerimizi hayırlarla yad ediyoruz. Ruhlarına deyiz. Allah yardımcılar olsun. Programa içindeki siyasi parti başkanları, mülki idare amirleri, oda başkanları, askeri personel, muhtarlarla çok sayıda vatandaş katıldı. Sevgili seyirciler, haber bültenimizin başında sizlere aktarmıştım. Son dakika gelişmesi olarak haber merkezlerine düşen bir haber vardı. Başbakan 1-2 saat önce açıkladı. Teröristlerin el yapımı patlayıcıları daha önceden tuzaklıyorlar ve Afrin'le Bitlis'te tuzaklanan el yapımı patlayıcıların infilak etmesi neticesinde bugün Afrin'de 3, Bitlis'te de bir kahramanımız, Mehmetçiğimiz şehit oldu. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Sevgili seyirciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında Elazığ ilinden Manisa'ya gelen öğrenciler uğurlandı. Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında Elazığ'dan gelen öğrenci grubu Manisa gezilerini tamamladı. 3 günlük gezi ve inceleme için Manisa'ya gelen 150 kişilik öğrenci grubuna Manisa il ve ilçelerinin tarihi ve ören yerleri gezdirildi. Anadolu'nun çeşitli kentlerinden proje kapsamında zaman zaman Manisa'ya gelen öğrenci grupları rehberler eşliğinde gezdikleri yerler hakkında bilgilendirilerek Manisa'yı tanıma fırsatı buldu. Elazığ'dan gelen öğrenci grubuna valilik önünde düzenlenen uğurlama töreninde vali yardımcısı Ünal Çakıcı ve kaymakam adayı Onur Alimoğlu tarafından Manisa tanıtım kitabı, mesir macunu ve çeşitli hediyeler verildi. Hediyelerini alan misafir öğrenciler toplu fotoğraf çekiminin ardından memleketlerine uğurlandı. Tüm öğrencilerin yüzü gülüyordu. Demek ki gençlerimiz buradan memnun bir şekilde ayrılmışlar. Umarız Elazığ'da olsun, Doğu Anadolu bölgesinde olsun, Elazığ'ın etrafındaki illerde Manisa'nın gönüllü turizm elçisi de olurlar. Sevgili seyirciler, Manisa'da Sipil Dağı'nın eteklerinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saat 1.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sipil Dağı yolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AD yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dağdan uçarak şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobil ağaçlara takılarak ancak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü AD ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahalenin ardından Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sevgili seyirciler, tekrarlamaktan bıkmayacağım. 2007 ile 2017 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde, yani son 10 yılda 10 milyon trafik kazası gerçekleştirdik. Evet, bizler yaptık bu kazaları. 3 milyon vatandaşımız yaralandı bu trafik kazaları neticesinde ve son 10 yılda bir şehrin nüfusundan daha fazla, yani 50 bin vatandaşımızı trafik terörüne, kendi yapmış olduğumuz hataların sonucunda ne yazık ki yaşamlarını yitirdiler. İşte Salihli'den üzücü bir trafik kazası haberini daha getireceğiz ekranlarınıza. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza E96 Karayolu Cafer Bey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erkan Eken yönetimindeki otomobille Hayri Biçer yönetimindeki araç kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanırken yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye ve Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. Umarız son olur. Bir daha trafik kazası haberi paylaşmayız sizlerle sevgili seyirciler. Hani öğrenmenin de bazı hobilerde, bazı aktivitelerde bulunmanın, insanın kendisini geliştirmesinin yaşı yoktur deriz ya. Özellikle genç arkadaşlara söyleriz bu cümleleri. İşte Sarıgöl'den bunu kanıtlayıcı, öğrenmenin yaşının olmadığına ilişkin çok güzel bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 merkezde açılan okuma yazma kurslarında 106 kursiyer eğitim ve öğretime başladı. Sarıgöl'de açılan okuma yazma kurslarında zamanında okula gidemeyen gençlerden ve yaşlı ninelere kadar her yaşta kursiyer okuma yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç da ilk etapta Çanakçı Mahallesi'ndeki okuma yazma kursunu ziyaret etti. Burada en küçüğü 70 yaşında, en büyüğü 87 yaşında olan kadın kursiyerlerin ellerini tek tek öpen Kaymakam Çetin Kılınç kursla ilgili düşüncelerini sordu, onlarla sohbet etti. Okumayı bilmek nasıl bir mutluluk verecek size ya da ne yapmayı arzu ediyorsunuz? Mesela mektup mu yazmak istiyorsunuz, yazıları mı okumak istiyorsunuz? Aynen, öğrenmeye cahit ediyorsun daha. Tabii. Öğrenmenin yaşı yok. He ya, öyle olur öyle. Evet. Yine diyorum, okulum neydi bilmiyorum biz. Kaymakam Kılınç ziyaret sırasında açıklama yaptı. Teyzelerimizin bu konudaki hevesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşi hanımefendilerin başlatmış olduğu bu okuma yazma seferberliğinin ne kadar önemli bir program olduğu ortaya çıkıyor. Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Muhtarlarımız, okul müdürlerimiz, köyün ileri gelenleri tek tek tespit edilen adreslere giderek tek tek evlere dolaştılar. Ve bizler Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Sarıgöl'de 17 kurs merkezimizde 106 tane okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza hizmet etmekteyiz. Bu bize gurur veriyor. Valla sevgili seyirciler, huzurlarınızda alkışlıyorum. 70 ile 87 arasındaki genç delikanlılar, genç hanımefendiler kendileri. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıkçası bir ricam var. Normalde okuma yazma kursuna gidenlere sertifika veriliyorsa, bu değerli amcalarımızın, teyzelerimizin sertifikası böyle altın varaklı çerçevede olsun, daha da bir heyecanlarına heyecan katılsın. İşte alkışlanası binlerce bir başka kadınların haberini daha getiriyoruz ekranlarınıza. Sosyal projeleriyle toplumun her kesiminden takdir toplayan Yunus Emre Belediyesi bünyesinde kurduğu hanımlar lokali ve meslek edindirme kurslarında binlerce vatandaşa ulaşıyor. Sayısı onu bulan hanım lokallerinde en fazla ilgiyi gören kurslardan biri de kuaförlük. İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen kursların sayısı talebe göre artıyor. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme kurslarında gerçekleştirilen kursa katılan bayanlar saç bakımı ve makyaj yapmayı öğreniyor. Buradan soldan aldığımızı sağ elimize. Küçüklüğünden beri kuaför olmak istediğini belirten Fatma Gökbudak bu kurs ile hayallerine adım adım yürüdüğünü belirtti. Hayalimdeki meslek olduğu için bu makyaj ve kuaförlük. Ya benim öncesinde de zaten hayalimdeki tek meslekti.
imkanlardan dolayı olmuyordu. Kursun ismini duyduğum an, zaten Yunus Emre de paylaşıldığı an hemen başvurdum. Kursu öğretmeni Betül Taşlıca, kuaförlük ve makyözlük kursunun hanımlar tarafından büyük rağbet gördüğünü dile getirirken meslek dalının ihtiyacı olan kalifiye personelin kurslar sayesinde yetiştiğini ifade etti. Burası bizim için hem aile ortamı, hem arkadaşlık, hem öğrencilerimle çok güzel vakit geçiriyoruz, bilgiler paylaşıyoruz. Onlar benden, ben onlardan yeni şeyler öğreniyorum. Başkanımız Mehmet Çerşi'ye bu imkanlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bayanlarımız evlerinde canları sıkılmıyor. Burada hem sosyal açıdan aktivite yapıyorlar, hem arkadaşlık, hem dostluk, hem birlikte bir şeyler başarıyoruz. Başardığımız zaman da biz mutlu oluyoruz. Tarihte bugün köşesindeyiz. Sevgili seyirciler, 22 Mart'a ilişkin geçtiğimiz yıllarda tarihlerde önemli ne olmuş diye baktığımızda ilk olarak karşımıza dünyanın en eski futbol organizasyonu Futbol Lig adıyla tam 130 yıl önce İngiltere'de başladı. 1888 yılının 22 Mart'ında ve 22 Mart 1963 yılında bir zamanlar tüm dünyada fırtınalar estirten Beatles'ın ilk albümü 1963 yılının 22 Mart tarihinde çıktı. Ve ne yazık ki kayıplarımız oldu. 22 Mart 2001 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen 2001 yılının 22 Mart tarihinde aramızdan ayrıldı, vefat etti. Kadir Has sadece iş adamlığıyla değil, özellikle eğitim gibi konularda Türkiye'ye kazandırmış olduğu eserleriyle bilinen Kadir Has 22 Mart 2007 tarihinde hayata gözden yumdu. Ve Galatasaraylıların efsane başkanı, en büyük rakipleri, ezeli rakipleri olan Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve diğer tüm futbol kulüplerinin de önünde saygıyla önünü iliklediği Galatasaray'ın efsane ve beyefendi, centilmen başkanlarından Özhan Canaydın 22 Mart 2010 tarihinde yaşamını yitirdi, aramızdan ayrıldı. Sevgili seyirciler, bugünkü ana haber bültenimizin ilk haberinde sizlere aktardık Maskin yapmış olduğu o sergiyi. Bugün Maskin'in sergisinin açılma sebeplerinden birisi de 22 Mart dünyada su günü olarak kutlanıyor. Şöyle bir düşünelim. Bir ekmeği 1 lira, 1 lira 25 kuruş yerine 10 liraya aldığınızı hayal edebiliyor musunuz? Ya da bir bardak suyu 20 liraya kullandığınızı tahmin edebiliyor musunuz? Eğer önleminizi almaz, eğer ki yeterli bilince ulaşmazsak tüm dünyada yapılan araştırma neticesinde 30 yıl sonra Türkiye su kıtlığı çekecek ülkelerin başında gelecek. Yani ekmek bugünkün 10 katı, su bugünkün 20 katı pahalılıkta olabilecek, o da bulursak. Çünkü dünyadaki tüm savaşlar su sebebinden dolayı çıkacak diyor uzmanlar. Uzmanların öngörüsündeki gibi 20 yıl, 30 yıl içerisinde su kıtlığı çeken bir ülke olmamak adına gördüğümüz her yeri yeşillendirmeli, her yeşili korumalıyız. Suyu sanki bitecekmişçesine çeşmemizde açmalı ya da hayatımızda kullanmalıyız. Kısa bir reklam arasının ardından spor bülteniyle karşınızda olacağız. Çağrı Merkezi Emniyet, nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğunuzun adı ne? İşiniz orada almaya çalış. Ekip yönlendiriyorum seni. Ekibimiz gereğini yapar. İyi günler. 112 Merkez. Acil durumda 112 tek numara.
Yunus Emre Belediyesi Muradiye Düğün Salonları. Nişan, düğün, sünnet, kına gecesi, yemekli yemeksiz organizasyonlarınıza 1000 metrekarelik kapalı ve havuz başı alanımızda muhteşem bir imkan sunuyoruz. Özel otoparkı, özel güvenliği, mescit, kafeterya ve muhteşem mekanımızda mutluluğunuza ortak oluyoruz. Yunus Emre Belediyesi Muradiye Düğün Salonları. İletişim için telefonumuz 535 10 727 14. Bayanlar, Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu birbirinden cazip kampanyalarıyla güzelliğinize güzellik katıyor. Güzelliğin en klas adresi Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu. Spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, dev adamlarımız basketbol 2. liginde B grubunu lider olarak tamamlamak istiyor. Türkiye Erkekler Basketbol 2. liginde B grubu lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor cumartesi günü saat 15'te konuk edeceği tenis eskrim dağcılık randevusuna odaklandı. Ligde 6 hafta aradan sonra Bursa temsilcisi Final Spor'a yenilerek sevenlerini üzen Manisa'nın dev adamları tenis eskrim dağcılığı yenerek galibiyetler serisine yeniden başlamak istiyor. Grubunda tenis eskrim dağcılığın ardından 2 maça daha çıkacak olan temsilcimiz 31 Mart cumartesi günü saat 13'te Bolu Spor'la deplasmanda, 7 Nisan cumartesi saat 15'te Mersin Büyükşehir Belediyespor'la evinde oynayacak. Dev adamlarımız bu zorlu karşılaşmaların ardındansa playoff maçlarına çıkacak. Taraftarların kendilerini yalnız bırakmamalarını, 3 maçı da kazanarak grubu lider olarak tamamlamak istediklerini belirten baş antrenör Ceyhun Cabadak sözlerini şöyle sürdürdü. Uzun haftalardır birinci sıradayız. Dediğiniz gibi 6 hafta üst üste kazandık. Bunun bence takım üstünde belli bir seviye rehaveti vardı. Matematiksel olarak da kalan 3 maçta sadece Bolu Spor'u yenmemiz takdirde grubu birinci sırada bitireceğiz. Bence bunun da biraz etkisi oldu ve bu bizi yumuşattı. Yani normalde bize yakışmayan bir oyun sergiledik. Bu tarz kazaların normal sezonda olması da bizim tercihimiz. Çünkü şu anda hala işte bu aldığımız mağlubiyetin bir telafisi var. Fakat playofflarda ve final grubunda bu tarz mağlubiyet alırsak bunların telafisi yok. Kalan 3 maçımızı en iyi şekilde hazırlanıp oynayıp ligi birinci bitirmeye çalışacağız. Tenis eskrim dağcılık şu anda playoff yarışının dışında kaldı. Son oynanan haftanın sonuçlarıyla beraber. Fakat şöyle bir durum var. Bana göre bizim grupta en iyi basketbol oynayan takımlardan bir tanesiydi kendi potansiyeli dahilinde. Çok iyi basketbol oynadılar. Hep az sayılar yediler. Rakipleri hep az skorlarda tuttular. Bizi de İstanbul'daki maçta çok zorladılar. 4 sayıyla kazandık. Dediğim gibi disiplinli oynayan, çok yüksek enerjiyle oynayan bir takım. Karşıda İnegöl veya Yüksekçıta gelecek gibi duruyor Denizli temsilcisi. Tabii onların da son haftalardaki maçları belirleyecek sıralamayı. Yani takip ediyoruz o grubu ama daha açıkça söyleyeyim hani rakip net belli olmadığı için belli olmadığı için şu anda çok fazla oraya takılmıyoruz yani. Thank you.
ve bülteni kapatıyoruz. Sevgili seyirciler, bugün Regaip Kandili. Regaip Kandili'nizi bir kez daha ETV ailesi olarak kutluyoruz. Ve hemen biraz sonra ana haber bültenimizin ardından Hatuniye Camii'nden canlı yayınla ETV ekranlarında Mevlüt Özel programını da izleyebilirsiniz. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Bu akşam ana haber bültenini sunarken yüzümüz düşüktü. Affınıza sığınıyoruz ama bizler de insanız. Ana haber bültenine girmeden önce son dakika gelişmesi olarak sizlere haberlerin içerisinde de paylaştığımız o acı olayı öğrendik. Teröristlerin önceden döşemiş oldukları, gizlemiş oldukları el yapımı patlayıcıların infilak etmesi neticesinde Afrin'de 3, Bitlis'te de bir kahramanımız Mehmetçiğimiz bugün bizlerin huzuru, bizlerin bağımsızlığı için şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz. Yarın aynı saatte ETV ekranlarında ana haber bültenine görüşünceye dek huzurlu kalın. İyi kandiller.